İyi akşamlar. Ben Doktor Ahmet Bayar. Bundan 40 yıl önce TAKAM'ın bir süre başkanlığını yaptım. TAKAM 50 yıl önce Türkiye'den Amerika'ya gelmiş birinci jenerasyon Türkler tarafından, bu arada çevredeki üniversite öğrencilerinin iştirakiyle hayata geçirilmiştir. Başkanlığım sırasında ve bunu takiben yıllar devamında bu Türkiye'ye karşı olan bağlılık yeni nesillerde devam eder mi, etmez mi? TAKAM varlığını devam ettirir mi endişeleri içindeydim. Fakat takip ettiğim sürece ve şu ana kadar TAKAM 50 yılını doldurmuş ve bu endişelerim tamamen ortadan kalkmıştır. Bunun için büyük bir sevinç ve gurur içindeyim. TAKAM'da çalışan arkadaşlarım, bazılarını maalesef kaybettik. Ama hayatta olanların birçoğu güneye, Florida'ya göç etmelerine rağmen büyük bir şevkle kendi bölgelerinde yaptığı kuruluşlarla Türk örf ve adetlerini büyük bir başarıyla devam ettiriyorlar. Bu da bana ayrıca büyük bir sevinç katmıştır. Bana gelirse ben ve eşim 3-4 yıldır Kıbrıs'ta bir projeyle uğraşmaktayız. Yaptığımız proje, okuduğum okula 2 oda, 2 sınıf ilave ederek İngilizce ve kompüter derslerini Milli Eğitim Bakanlığı dışında geliştirmek için çalışmalarımız devam etmiştir. Ve bir 10 gün önce bunların açılışını Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Büyükelçiliği ve büyük halkımız tarafından büyük bir törenle açılmıştır. Bu da bize büyük bir gurur vermiştir. Türkiye'ye ve Kıbrıs'a yılda 2 veya 3 defa bu projeleri tamamlamak için gidip geliyoruz. Ve bu projeleri devam ettirmek için de elimizden geleni yapacağız. Tekrar 50. kuruluş yıl dönümümüzü kutlar. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Good morning, TAKAM friends. I speak to you from the bottom of my heart when I tell you how honored and humbled I feel to have had the opportunity to be a TAKAM member for over 40 years, to have served on its many committees and boards, and ultimately as TAKAM's president. We are very fortunate to have been a community with a purpose and integrity throughout all these years, and to have had so many of us give of ourselves to this community that we love. We have been blessed with our abis and ablas whose vision and hard work helped root TAKAM in Michigan, and those in my generation who selflessly gave of ourselves to bond us so that the vision and work of our forerunners would be strengthened. We are equally blessed with the ingenuity of our younger and more digital generations who now bring creativity into their visions of TAKAM, what it has become and what it needs to become moving forward. I'm confident that our grandchildren will take TAKAM to newer domains of accomplishment,
so that our community will trench itself in its rightful place in Michigan's political, economic, and social life. I have fond memories of Takam. They range from educational programs to social activities and from discussions to Takam balls. They include visits from Turkish dignitaries, academics, and journalists. But most of all, I remember the wonderful social events we have had in our building and property, and the educational programs we developed for our children throughout the years, including the Turkish school taught by so many volunteers. Please enjoy this well-deserved celebration of our heritage and teach your children and grandchildren about Takam's significance in our lives, that Takam is and will continue to be our Turkish-American identity. Thank you very much. İyi günler. Ben Faik Güracak. Sizlere Avrupa'dan ulaşıyorum. Eşimle birlikte 8 günlük bir river cruise'dayız. Tacam'da 1991-92 senelerinde president olarak görev yaptım. Michigan'da gelişim Aralık 1974, İstanbul'dan geldik. O zaman Tacam'ın kurucu olan grubuyla tanışmış oldum. Birçoğu doktor olan arkadaş vardı. Ve ilk executive board doktor hanımlar tarafından kurulmuştu. İşlerinde sadece tek bir erkek vardı. Akrabam Doktor Oğuz Ergin 2 sene önce vefat etti. Birbiriyle anlaşmış çok iyi, nezih bir grubumuz vardı. Her ay bir evde 30-40 kişilik partiler yapılır. Türk yemekleri yenip şarkılar söylenirdi. Şimdi umarım aynı gelenek devam ediyordur. Hatırladığım kadarıyla Tacam binası $85,000 satın alındı. Binanın en büyük problemi toprak driveway'di. Her yağmur ve kar yağdığında birçok araba ve çamurlara ve karlara saplanmak problemini yaşıyordu. Asfalt driveway yapmak çok pahalıya mal olacaktı. Bu problemi ayrıca Tacam'ın parası bayağı kısıtlıydı o zamanlar. Bu problemi nasıl, en ucuz nasıl çözeriz diye düşünmeye başladım. Toprak yolu düzeltmek ve üstüne gravel döşemek en ucuz yol olarak gözüktü. İsmini şu anda unuttuğum bir Türk arkadaş, galiba Ali'ydi. Abi ben dozer kullanırım dedi. Bir gravel şirketinden bir iki trailer gravel getirdim. Ali için bir dozer kiraladık. Ali dozerle driveway düzeltti ve gravel'ı yaydı. Böylece Tacam'ın en büyük problemi 91-92'de çözülmüş oldu. Tacam'ın 50. yılı hepimize kutlu olsun. Michigan'da yaşayan bütün Türklere selam ve sevgiler. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Bülent Gencel. 1993 yılında Takam'ın başkanlığını yaptım. Yıllar sonra Takam'ın 50. yıl kutlamaları için beni arayıp anılarımızı paylaşmak isteyen Nilüfer Esen Bilgin Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu arada 50 yılı birlik ve beraberlik içinde yaşatan ve emeği geçen tüm Takamlı kardeşlerimi de kutlarım. Michigan'da yaşadığım 14 sene içerisinde yakın ilişkide olduğum Takam'da üyelik, başkan yardımcılığı ve başkanlık yapmanın gururunu her zaman taşıdım. Ve benimle beraber olan Board of Director'de Ali Kayaalp, Leyla Ahmet, Verda Gürol ve diğer arkadaşlarımın
büyük desteğini hiç unutmayacağım. Bu arada gerçekleştirdiğimiz birkaç şeyden bahsedeceğim. Beraberce çalıştığımız çevre üniversitelerdeki Türk öğrenci cemiyetlerinin pırıl pırıl genç öğrencileri beni gelecek için umutlandırdı ve mutlu etti. Binamızın toprak olan yolu ve park bölgesi taş dökülüp dolduruldu. Çevre tözenlenmesi yapılarak araziye giriş alanı temizlenip kapı yapıldı. Bir akşam geç saatlerde Feyza Sayman Hanım beni aradı ve University of Michigan kütüphanesine yeni yapılacak odalardan birisinin Atatürk Okuma Odası olarak isimlendirilmesi konusunda bir fikir ortaya attı. Tabii konu Atatürk olunca hemen harekete geçtik ve ilk toplantımızı Takan binasında gerçekleştirdik. Bu toplantıda Sayın Talat Alman, eski Kültür Bakanı, New York'tan gelerek bizi destekledi. Atatürk şiirleriyle ilgili bir sunum yaptı. Ayrıca University of Michigan'dan hocalar, Türk Öğrenci Cemiyeti ve kalabalık bir topluluk ile bu işi başlattık. Daha sonra okuma odası konusunu konferans salonuna döndü. Ve herkesin büyük katkısı oldu. Fakat üniversite yönetimi Atatürk'ün politik bir figür olması dolayısıyla bu konuyu kabul etmedi. Ve sonunda Turkish American Friendship Konferans Salonu diye adı değiştirildi. Güzel Sanatlar Akademisi'nden bir hocamız salonun duvar kabartmalarını gerçekleştirdi. Bunun için emeği geçen herkese tekrardan çok çok teşekkür etmek isterim. Balkanlardaki ölümden kaçan Bosnalı göçmenlere yardım için Türk toplumundan toplanan bir tır dolusu giyecek eşya ve diğer yardımlar onlara ulaştırıldı. Her yıl Detroit News'de Ermeni olayları ile ilgili yaşlı bir kadının tam bir sayfa hatıraları yayınlanırdı. Bunu haber yapan gazeteci hanım bizi arayarak Türk tarafının da fikrini almak istedi. Biz de Chicago ve Washington DC Türk konsolosluklarını arayarak bu konuda bilgi istedik. Bize verilen cevapsa biz taraflı olduğumuz için etkili olmuyor. Oysa siz Amerikan vatandaşlarısınız. Sizin sözleriniz daha etkili olur diye bir sürü kitap gönderdiler. Biz de Ali arkadaşım vasıtasıyla gazeteye bu kitapları ulaştırdık. Tabii ki okumaya vakitleri yoktu. Ve bizim kısa savunmamız haberin altından geçildi. Gerek Takan binasında yaptığımız milli bayramlarımızın etkinlikleri, gerekse başka yerlerde gerçekleştirdiğimiz balolar, toplantılar hem birlikteliğimizi geliştirdi hem de gurbette eğlenmemize yardımcı oldu. Bu kısa videoda söyleyebileceklerim bunlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerken bir defa daha Takam'ın 50. yılını kutlar, başarılarınızın devamını dilerim. Sevgilerimle. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hepimize kutlu olsun. Sağlıcakla kalın. General Çolak, bizim burada Michigan'da yerleşmemiz 1970'lerde oldu. O binayı 1970'lerde almaya karar verdik. 8 yılların tapusunu aldık. Bu arada bizim Türk evimiz oldu. Bu Türk evinde bizim aşağı yukarı 1 mile yakın orada bir yerimiz var. Orada her sene, her ay toplanmaktayız. Ve bu bize büyük bir mutluluk vermekte buraya geldiğimiz için. Orası bizim için bir ikinci evimiz oldu. Ve orada güzel bir ayda bir toplanıp orada güzel günlerimiz oluyor. Bu bakımdan aile, büyük bir aile toplumu olarak orada toplanıyoruz. Ve bu bize büyük bir mutluluk vermekte. Başkanlık yaptın. Orada seni başkanlık kurduğumuzdan beri başkanlığımız oldu, başkanlığım oldu. Bu başkanlık sırasında birçok faaliyetler buldum, birçok konuşmacılar getirttim. Onlar bize birçok kendi hatırlarını anlattılar. Ve bu şekilde hayatımız devam etti gitti. Yine hanımın sözü Ayşegül'e veriyorum. Ayşegül, siz de birkaç kere de ekleyin. Takam benim hayatımda da çok önemi olan bir yer. İkinci evimiz gibiydi. Takam bize Michigan'da.
Ben oranın ilk sekreteriydim. Uzun seneler sekreterlik yaptım. Çocuklarımız orada büyüdü diyebilirim. Türkçeyi orada öğrendiler. Orada Türk arkadaşlar edindiler. Türk kültürünü öğrendiler. Şimdi de gençlerimiz bahçesini orman şeklinde düzenlemiş, Atatürk Ormanı haline getirmişler. Çok memnun olduk. Çok güzel bir proje ve bu proje gayet güzel ilerliyor. Şimdi heykel kısmı da açılıyormuş. Çok çok memnun olduk. Bütün herkese, Michigan'daki herkese çok selamlar, sevgiler yolluyoruz. Her fırsatta geldiğimizde takımı ziyaret etmek istiyoruz ve ediyoruz. Hepinize sevgiler. Herkese merhaba. My name is Mine Taşçı. I'm a two-term Takam Pass president and a proud member of the Turkish American community in Michigan. I am very happy to celebrate the 50th anniversary of foundation of the Turkish American Cultural Association of Michigan. Congratulations to all of us for reaching such a significant milestone. I would like to express my heartfelt gratitude to all of our founding members. I have been a member of Takam since 1995. My terms as the president were the year 2000 to 2001 and 2001 to 2002. I took over this honorable position from my dear friend Nurten and worked side by side with many of you who became dear friends along the way. Let me briefly talk about some of the highlights of my term. I'm proud to say that we had the highest number of Takam paid members in history during my term, which was 278 paid members. Let's all work towards surpassing this number, surpassing hopefully by far. Another highlight that I'm very proud of is the opening of the school that we helped rebuild in Adapazarı, Turkey, following the August 1999 earthquake. Soon after the horrific earthquake, our community in then President Nurten's leadership started an extensive fundraiser. Many initiatives were launched, and in a matter of weeks, we raised around $85,000. We worked with the Lions Club of Turkey to rebuild an elementary school in Adapazarı. The opening of the school was completed in 2000, and my father proudly performed the ribbon cutting to represent me and the entire Michigan Turkish American community. My board was also very active conducting feasibility studies for purchasing a property to bring large rental income for financial freedom. This initiative was not realized given the economic downturn came soon after. In closing, I would like to mention that I am a very proud member of the community for more than 25 years. It is a very distinct and a close-knit group who are guided with the principles of Atatürk. Congratulations to Takam, and I hope we will be here and growing for another 50 years to come. Teşekkürler, selamlar. Dear Turkish American Cultural Association of Michigan members and friends, I'm Canan Azaktay. I'm sending this message from Florida. Congratulations on celebration of May 19th.
commemoration of Atatürk Youth and Sports Day, TAKAM's 50th anniversary, and sculpture garden opening. Congratulations! How exciting for all of you. I was the president of TAKAM 2004 through 2005 timeframe. Our executive board consisted of a very talented and eager team that I had the pleasure of working with, including Diana Bentley, Meran Mekum, Başak Aydın, Rengin Üsmen, Ebru Başaran, Beyza Sarıoğlu, Hülya Çakan, and Tayfun Özdemir. We wanted to enhance expression of Turkish culture in its diversity and richness and build stronger Turkish-American community in Michigan. Our goals included to increase membership, address sale of the building possibly, promote Turkish-Americans living in Michigan, organize social events, educational projects, and fundraising. It was different times. You know, we had to produce newsletters, invitations, everything was paper, and we had to mail it out, and our meetings were in the building and not on Zoom. And sometimes we were cold, sometimes we had problems with the bathroom, toilet, that type of thing, but it brought us together. One of our main goals was to determine if we could qualify as a tax-exempt association. Our biggest cost was property tax. And even with membership fees, donations, e-confirmed events, we really struggled. We looked into options, but it was not very successful. Our social events included silent auctions, our fundraising project. We started a cookbook project and we could not finish that one. We addressed the sale of the building. We had two groups gather information and present their findings to the membership. It was decided to keep the current building and enhance it. And you guys have done such a fantastic job with the building and the grounds. I'm so proud of everybody. I'm the new president of the Florida Turkish American Association now, FTAA. When I moved here 14 years ago, they were in process of buying their new place. I said, oh no. And now I have re-entered into the leadership and have a similar situation gathering funds. It's going to be through grants, events, donations, and increasing membership. We do have grant opportunities down here. It is all about creating vision and working towards it. Hand in hand, shoulder to shoulder, we could do anything. TAKAM is certainly, you guys are on the right path. Atatürk said, I dreamed. I detected obstacles before my dream. When I removed the obstacles, my dream came true. Hayal ettim, rüyamın önündeki engelleri tespit ettim. Engelleri kaldırdığımda hayalim kendiliğinden gerçekleşti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Keep up the great work. Herkese merhaba. 50. yılın kutlu olsun TAKAM. İnanılır gibi değil. 50 sene geçti bile. 40 senedir ben buradayım. Zaman su gibi akıp geçiyor. İlk TAKAM'la tanışmam benim Cumhuriyet Balosu'nda oldu. 1982 Ekim ayı. Çok heyecanlıydım. Çünkü 2 hafta olmuştu daha gelip Feri'nin ailesinin dışında başka pek kimseyi tanımıyordum. İlk defa Türkiye'yle tanışacaktım. Ve balo benim için çok heyecanlıydı. Baloya gittiğimde gördüğüm ilk şey sürekli etrafta çalıştığı, uğraştığını gördüm. Herkes TAKAM'ın balonun güzel olması için uğraşıyordu. Orada farkına vardım ki çalışanların hepsi gönüllü olarak çalışıyorlar. O anda ben de karar verdim ki bu güzel organizasyona benim de bir katkım olsun diye. Ve TAKAM'a üye oldum. O günden sonra 25 sene TAKAM için birçok bölümlerinde çalıştım. Board'da sekreter olarak, muhasebe, board üyesi, 2 defa başkanlık yaptım. Bildiğiniz gibi sürekli yemek yaptım. Temizlik yaptık. Sağ olsun Ferit'le beraber çok gecelerimiz gece yarılarında eve döndüğümüz çok olmuştur. Çocuklarımız Türkçe derslerine gitti orada. Bayramları kutladık. TAKAM çok önemli bir yer aldı benim hayatımda. TAKAM için çalışmak benim için hem gururdu hem de zevkti.
Takam Türk cemiyetini bir araya getiren çok önemli bir organizasyon. Aynı zamanda Türk kültürünü dışarıdakilere tanıtmak için de çok önemli bir organizasyon. Takamın devam etmesi çok önemli. Hem Türk cemiyeti, buradaki Türkler için, hem de gelecek nesiller için takımın devam etmesi önemli. Takam üye aidatları ve gönüllü çalışmaları olmadan başarıyla devam edeceği çok zor. O yüzden cemiyet olarak takama elimizden geldiği kadar yardım etmemiz hepimiz için çok önemli. Bu arada son 5-6 senedir veya daha uzun takama yapılan değişiklikler takımı çok daha da güzelleştirdi. Atatürk Parkı şahane oldu. Takımın içi çok güzel oldu. Son 10 senede takım çok değişti. Her gidişimde büyük keyif alıyorum. Ve yapılan işler için çok çok teşekkür ediyorum herkese. Biliyorum ne kadar zor her şey. Ama gönüllü olmak demek bir zamanını takım için harcamak demek. Takama emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle takamı ilk kuranlara, bu araziyi alıp bize miras olarak bırakanlara, birçoğunu kaybettik. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ama onların bıraktığı mirası inşallah biz de devam ettirebileceğiz. Bizim çocuklarımızın çocukları da bu cemiyeti sürdürebilecekler. Takama hizmet vermek benim için gururdu. Her zaman büyük bir zevkle yaptım. Hiçbir zaman yüksünmedim. Elimden geldiği kadar da devam edeceğim. Ne yazık ki eskisi istediğimiz kadar sık sık gelemiyoruz. Ama elimizden geleni yapacağımızı emin olabilirsiniz. Tekrar bütün takam için çalışan gönüllü arkadaşlara çok çok teşekkürler. Ama takamı yaşatmak çok önemli. Hi, this is Didem Hepaktan. I served on Takam board as treasurer as well as president for 2 consecutive years. Takam meant family to me. After moving to the U.S. at a young age and not knowing anyone in Michigan, in our area, I came to a Takam activity where I met lots of new people. And those people, the friends that I made, actually became my family. We celebrated our national holidays, our culture, shared our happy days, sad days, and it was essentially a home away from home. So it meant a lot to me over the years, being with those friends, getting together at Takam, and then also helping our community as serving as officials of Takam. So I'm wishing everybody a wonderful day of celebration on Takam's 50th anniversary, and wishing this organization many more happy years with the wonderful members of the community. Take care. Sending lots of love and greetings from İzmir. İyi günler. İsmim Ferit Dümbek. 2010 yılı itibariyle 3 yıl Takam Derneğimizin başkanlığını yapma onuruna sahip olmuştum. Eski yönetim kurulu ekibimiz adına Michigan Türk Amerikan Toplumu'nun ve Takam Derneğimizin 50. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyorum. Bizim dönemdeki en büyük hedefimiz teslim aldığımız bayrağı, yani sorumluluğu daha ileriye götürebilmek oldu. Yani Türk Amerikan toplumumuzu daha fazla enerjilendirip aktive edebilmek. Ana hedeflerimizden biri Michigan içinde kendi isteklerini yetkili politikacılara, resmi kurumlara, basına daha fazla dinletebilecek ve uygulatabilecek bir diaspor oluşturmaktı. Bunlar için yönetim kurulu seçimleri öncesi bir strateji ve eylem planı hazırladık. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde ne yapabiliriz diye. 1915 Ermeni konusu ana konulardan bir tanesiydi. PKK, Yunan gibi konular Türkiye dış meselelerini ilgilendirecek. Bütün bunların sonucu Profesör Doktor Sümer Pek abimizin de liderliğinde tüm takam tüzüğünü yeniden yazdık.
Yönetime her aday girmeden önce söz gelimi başta minimum $500 bir bağış yaptı. Yazılı olarak da haftada bir 8-10 saat gönüllü aktivite yapabileceği konusunda şey bildirdi. Her şeyi dedik, profesyonelce başlayalım. Bütün bunların sonucunda ilk iki yılın sadece sonucunda bir 45'te kadar etkinlik düzenledik. Etkinliklerimiz hep doluydu. Söz gelimi Cumhuriyet bayramlarımızdaki en büyük salonlar 300-350 kişilikti. Salonları hepsini doldurduyduk ve haftalar öncesi biletlerimiz satılmıştı. Takan binamız diğer konu çok eskimişti bizim zamanımızda ve $25,000 kadar bir renovasyona para ihtiyaç vardı. Yönetim kurulundaki arkadaşların desteğiyle bu parayı etkinliklerden kar ettik ve bir araya getirdik. Bizden sonraki yönetim kurulları daha da fazla başarılı şekilde bayrağı devraldılar. Çok güzel çalıştılar, bizi gururlandırıyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Happy 50th anniversary, Takam. And congratulations to all Turkish Michiganders who supported and made Takam become a 50-year-old association. I'm the most recent past president of Takam, and I would like to start to thanking the board members who I worked with during my 4-year, 2-term presidency. Needless to say, without their help and support, I don't think I would be that successful. Special thanks goes to my husband Tayfun Bilgin and a close friend like a brother, current president Mehmet Erdemyaya. Our website takam.org has all the information regarding the names and positions of the all board and committee members who served Takam since 1972. Please have a look at and give an ovation to them. Once you are involved with Takam, you start sleeping with Takam and wake up with Takam and start asking what you have done for Takam today, which at least was the case for me. I'm not going to mention how we improved the Takam property both internally and externally, or how we managed to make the parking lot asphalt, or increase the membership and brought the financial account into a great status again. But I will tell you a little bit about the major project we have established in 2019. As you may know, Takam property purchased 40 years ago with all donations from the Turkish Michiganders of those years. They actually did an open house exactly 40 years ago in May. So today is also the 40th anniversary of Takam property. Congratulations! It was the greatest accomplishment of Takam history. Takam property has a 6.7-acre grounds. However, almost half of the property is a forest area and access was not easy and not used for 37 years. So my biggest accomplishment was, I may say, to make that area an accessible park. Now our dear great leader Mustafa Kemal Atatürk's statue welcomes everyone. And the park has a walking path, rest areas with a pergola and benches so that you can enjoy the natural flowers and scenery. Also, we started a project to make one part of the park as a sculpture court to put the sculptures of famous Turkish writers, poets, philosophers, and artists. I hope to continue to be part of this project. Who knows, maybe this kind of project will solve the property tax problem in future, which is a chronic, cumbersome financial burden to Takam. Once again, congratulations to everyone who worked for Takam. I hope Takam will continue to survive and serve new Turkish Michiganders for many more years. This is our home, so we should keep an eye on it. Burası bizim evimiz. Sahip çıkalım. Sağlıcakla kalın.